Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılarınızda güzel bir çeşit olacak patatesli yumurta tarifim var. İlk olarak patateslerimi yaklaşık birer santim kalınlığında bütün yuvarlaklar şeklinde bıçak yardımıyla ya da benim yaptığım gibi şekil verici bir aparat yardımıyla dilimlere ayırıyoruz ve patateslerimizi kızarması için bir kenara bırakıyoruz. Bu esnada yumurtalarımız için tencereye bir miktar kaynar su aldım. Üstüne de biraz tuz ekledikten sonra yumurtalarımı içine kırıyorum. Ben deneme yapmak istedim. Kepçemin içine kırdım. Bir bu şekilde pişecek mi, pişmeyecek mi? Sizler için farklı iki yöntem denemeye karar verdim. Kepçemin içinde bekletiyorum. Yumurtam ayrılacak mı diye denemek istedim. Bu şekilde oluyor. Bakın. Kepçemin içini tekrar bir miktar tuzlu suyla ıslatıyorum. İçine yeniden yumurta kırıp kaynar suyun içine kepçeyle birlikte bandırıyorum. Bu şekilde bir teknik. Böyle bir miktar bekledikten sonra yumurtayı tamamen kaynar suyun içine ters bırakıyorum. Böyle yapabilirsiniz. Diğer bir denediğim teknik ise şöyle. Kepçenin içine yumurtamı kırdıktan sonra hiç bekletmeden direkt olarak suyun içine saldım. Bu şekilde daha güzel piştiğini düşünüyorum açıkçası. Bence sizler de benim yaptığım ikinci tekniği uygulayın. Kepçenin içinde bekleterek yaptıklarımdan daha faydalı oldu bu şekilde yapmış olduğum yumurtalar. Yani hiç bekletmeden direkt olarak kaynar suyun içine yumurtalarınızı salın ve pişmesi için bekleyin. Yaklaşık 3 dakika civarında kaynar suyun içinde yumurtalar tamamen pişmiş oluyorlar. Piştikten sonra hepsini tek tek bir tabağımıza alalım. Evet, bütün yumurtalarımız bu şekilde haşlandıktan sonra hepsini bir kenara alalım. Ve arkadaşlar, tarifimiz için bundan sonra çok bir işimiz kalmadı. Patateslerimizi de kızartmıştık bu esnada yumurtalar haşlanırken. Şimdi tek yapmamız gereken benim kış için hazırlamış olduğum menemenlik yaparız. Birçok bayan bunu mutlaka yaparlar. Ben menemenlik domatesler hazırladım. Benim kullandığım içindeki biberler acı biber. Sizler bunun tatlısıyla ya da biberleri de robottan çekerek farklı teknik ve yöntemlerle bir sürü kış hazırlığı yapıyorsunuz eminim. Yapmış olduğunuz herhangi bir domates sosunu bu tarifte kullanabilirsiniz. Şayet domates sosu yoksa elinizde bu şekilde kullanabileceğiniz, normal domateslerden 5-6 tanesini rendeleyip içine 1-2 diş de sarımsak rendeleyip aynı bu şekilde tavanın içine alıp ikisini kaynatın. Tuzunu da eklemeyi unutmayın. Daha sonra benim yapmış olduğum gibi üzerlerine kızartmış olduğumuz patates dilimlerini yerleştirelim. Patateslerimin de üzerine gelecek şekilde domatesli sosumdan bir miktar ekliyorum. Domatesle ilgili birçok bayan farklı farklı yöntemlerle, farklı farklı şekillerde rendeden geçirerek, doğrayarak veya robottan geçirerek dediğim gibi birçok tekniği var bunu yapmanın. Kış hazırlıkları yapıyorlar. Herhangi biri olur. Yani içinde domates olan her türlü kış hazırlığınızdan bu tarifi yapabilirsiniz. Evet, şimdi yumurtalarımızı patateslerimin üzerine aldım. Bir miktar tuz ekledim yumurtaların üstüne. Ben patates kızartırken tuz atmamıştım. Çünkü eğer siz atıyorsanız tuz hiç kullanmayın bu sırada. Daha sonra üzerine birer tutam kaşar peynir koyuyorum. Her yumurtanın üzerine bolca gelecek şekilde. Kenarlarına kendi tercih etmiş olduğunuz başka peynirlerden de ekleyebilirsiniz. Ben sadece kaşar kullandım bugün için. Kaşar peynirlerim eriyene kadar kısık ateşte ocakta yemeğimi bıraktım. Ve kaşarlarım eridikten sonra aldım. Gördüğünüz gibi üzerlerine biraz nane, biraz da pul biber serpiyorum. Ve artık yemeğe hazır. Şimdi sizler için servis tabağıma alacağım. Çok lezzetli, çok pratik bir kahvaltılık tarifi oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi öneririm. Kaşar peynirleri sünüyor, sıcacık. Hem domateslerimizi de kullanmak için farklı bir
tarif olacak. Şimdi çatalımla sizler için ikiye böleceğim. İçinin nasıl olduğunu da görmenizi istiyorum. Patatesi kızartmıştım zaten. Hem çok doyurucu, hem çok lezzetli, hem göze hem de midenize hitap edebilecek çok güzel bir tarif oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Evet, patatesli yumurtalarımın son hali bu şekilde oldu. Eğer videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.